Merhaba. Bu videoyu izliyorsan benim bir günlük vlogumu izlemiş oluyorsun. Yani bu da böyle bir video yani. Bu videoda tamamen sizi sıkma konu. Tripodu düşürdüm. Elim kolum rahat durmuyor. Bu videoda tamamen sizi sıkmadan günümün eğlenceli kısımlarını göstereceğim. Belki video 2 dakika olabilir. Belki 15 dakika olabilir. Belki de 4 dakika. Yani hiç belli olmaz. Güzel kısımlarını da sizinle beraber paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz şimdiden bir beğeni tuşuna falan basarsanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Aras Bey uyandı. Şu an gizli moddayız. Gizli çekim yapıyoruz. Şu an bizim farkımızda bile değil. Şu an Aras Bey beşiğindeki tepesin yani beşiğin üstündeki oyuncaklarla konuşuyor ve çok bayağı sıkı bakıyorlar yani kankalar. Yakışıklı bu sahnede senden bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz. Hadi bakayım. Ya Aras, kamerayı kapattın. Evet. Tada. Sürprizimizi beğendin mi? Aras'la Teşekkür ederim. Beraber hazırladık. Aras Teşekkür ederim. patatesleri kızarttı. İşte ben de Teşekkür ederim anneciğim. işin kolay kısmını yaptım. Ay işte öyle. Görüyorsunuz biz evimizde eşek gibi beklerken, kurallara uyarken insanlar böyle iç içe sohbet, muhabbet. Şimdi size hızlı bir görüntü göstereceğim. Burası Bağcılar. Burada ve bir saniye kamu düşür. Bu sokağa çıkma yasağı günü arkadaşlar biliyorsunuz. Ve insanlar sokağa çıkmama yasağı olarak anlıyor büyük bir ihtimal çünkü herkes dışarıda. Allah'ım ya Rabbim virüs yayılmasına ne yapsın? Burası Bağcılar, Bağcılar. Evet. Şimdi bazı abiler, ablalar, kardeşler diyecek ki ya senin ne işin var o zaman dışarıda? Kardeşim ne boş yapıyorsun? Abi ben iş için dışarıda servislik yapıyorum. Allah'ım ya teyze amca ne yapıyor? Ya amca sen yaş sınırın var. Sen niye dışarıdasın? Çocuk Allah'ım kafa yiyeceğim ya. Şakşuka. Şakşuka, Ne yapıyor? şakşuka yapıyoruz. Şakadı şuka. Yok, yeter be, yeter ya, yeter baba, bir de durma, yeter ya. Hazırdır. Şimdi izleyeceğiniz kısım Yeter'e yani eşime Aras'la beraber yaptığımız bir hediye yani bir sürpriz. Bunu da koymak istedim. Güzel bağlıydı çünkü. Yani kafanız karışmasın diye. Ya, bu kameraya kime karşı konuşuyor? Aslında bu videoları hatıra olarak Aras'a bırakıyordum. Bu da siz hani benden size bir sürpriz olsun. Hadi geçelim. Kafanız karışmasın diye anlattım mı? Okey. Göreve hazır mıyız? Hazır mıyız göreve? Galiba hazırız. Sen uyurken ben bayağı bir iş yaptım. Ya o işleri de çekmek istedim ama telefonum şarjı yoktu. Neyse olayın işi güzel. O, sakin ol ya ne yapıyorsun ya? Kendine mi bakmak istiyorsun? Annenin ilk anneler günü. Yani sen olduktan sonra ilk anneler günü ve ona güzel bir kahvaltı hazırladık. Bak beraber yaptık bunları. Şöyle. Daha birkaç parça şey daha geliyor. Yoruldum. Annen uyanmadan yapmam lazım çünkü bunları. Ona güzel bir kahvaltı hazırladık. Sen de öyle şeyler yap. Çünkü kadınlar mutlu olmayı hak ediyor biliyorsun ki. Ve o senin annen. Sen de ileride karına falan yaparsın. Annene de yaparsın da. Evet. Aras Efendi. Tut bakayım yakamdan. Bakalım diğer malzemelerimiz ne durumda? Evet şu an hiçbir şey göremedim fırının içinde çünkü. Tamam. Şimdi seni bırakıp hemen 2 dakika ben fırına bakıp geleceğim tamam mı? Sen kendinle konuş şimdi burada. Şimdi seni senle bırakıyorum tamam mı? Seni sana bırakıyorum. Tamam mı? Seni sana bırakıyorum. Ama şimdi sen kendini nasıl göreceksin gerçi? Şöyle bırakayım. Şöyle yan plandan. Bak ben 2 dakikaya geliyorum ama. Çok az kalmış. Çok az kalmış. Sen ne yapıyorsun?
Gel anneyi uyandıralım ya. Annenin diğer yemekleri soğumasın. Şimdi tabii bu bir göz hakkı. Göz hakkı. Göz makbuk. Gel. Anneler günümüzde annemizi bir uyandıralım. Uyandırma servisimiz hazır. Sen yine tabii elini yiyorsun paso. Fıkra anlat dedin, anlatacağım. Tamam, hadi anlat. Sen dinliyorsun değil mi yakışıklı? Tamam. Buradayız. Hepimiz buradayız. Şimdi bu fazla komik olmayabilir. Video çektiğim için, vlog çektiğim için artı 18 anlatmayacağım. Daha deminkiler gibi. Normal bir tane fıkra anlatacağım. Ne oldu? Ne oldu? Heyecanlanma, tamam, sakin ol ya. Tamam, hadi anlat. Anlatıyorum. Şimdi deliler hastanesinde 3 tane denek alıyorlar, tamam. 3 tane deli denek alıyorlar. Buna diyorlar ki psikologlar, size bir kapı çizeceğim. Bu kapıyı açabilen varsa onu serbest bırakacağım diyor. Ama kapıyı adam çizeceğini söylüyor, tamam mı doktor? Kendi temeşiri alıyor, bir kapı çiziyor oraya. Neyse bu kapıyı çiziyor, deneklere diyor ki tamam serbestsiniz. Açabilen kurtulacak yani. Neyse iki tane deli atlıyor, tamam mı? Kapıyı açmaya çalışıyorlar. Ama açıyor mu? Açmaya çalışmaları boşu çünkü kapıyı kendi çizdi doktor. Ve bu deliler uğraşıyor, 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 açamıyor. Delinin bir tanesi oturuyor. Hiç kılını bile kıpırdatmıyor. Doktor diyor ki doktor diyor ki sen niye uğraşmıyorsun? Sen niye uğraşmıyorsun be adam? Sen niye bu kapıyı açmaya çalışmıyorsun diyor. O da diyor ki tabii bu son deli temel oluyor. Şiveri yapacağım şunu. Uşağım diyor. Bunlar diyor boşa uğraşıyorlar da diyor. Niye diyor? Kapının anahtarı bende da diyor. Kendi çizdiği kapının Çok anahtarı. komik espri lan, vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. Ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çok üst düzey kalıyor bu espri. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. Evet, gördüğünüz gibi Bağcılar'da sıradan bir günün yasağın olmasına rağmen herkes dışarıda. Bu arada öndeki babam, işten geldik. İnsanlar arasında virüs kapmamak için kaça kaça gidiyoruz. Evet, yine ben buradayım. Giriş yaptığım yerdeyim. Şu an çıkışı yapıyorum. Nasıl, bu nasıl bir cümle ya? Neyse, videonun kapanışını yapmak için buradayım. Allah'ım konuşamıyorum, bazen çıldırıyorum. Neyse, videonun kapanışını yapmaya geldim, buradayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğlenceli video olduğunu düşünüyorum. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Umarım bu dakikalar içinde eğlenmişsinizdir benimle. Kısaca bir günümü gösterdim size. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yani çok beğenmeseniz de kanala abone olabilirsiniz. Bize destek amaçlı. Uf, yoruldum ya. Bu arada kamera çok ağır tutamıyorum. Neyse fazla zamanınızı çalmayayım ben sizin. Hepinize çok teşekkür ederim zaman ayırıp beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.